Ama sevgili çocuklar sizlerle birlikte ne yapacağız? Ondalık kesirlerin basamak değerlerini öğreneceğiz. Evet başlayalım. Başlarken bir yandan da açıklayalım. Bakın burada görüyorsunuz modellerimde var. Ondalık kesir modellerim. Evet hemen bakıyoruz basamak değerlerini öğreneceğimiz ondalık gösterim neymiş 264 tam 1000 de 215 hadi gelin kısımların üstüne bir ne yapı verelim yazı verelim sizinle Evet çizdim hemen üstlerini 264 tam bakın okurken 264 tam diye başladığımıza göre bu 264'ün üzerine ne yazmalıyım tam kısım yazmalıyım tam kısım. Peki 1000de 215 değil mi sevgili çocuklar burası da bakın buranın da kısmı kesir kısmı kesir kısım yazdık şimdi ne yapıyoruz basamak değerlerini göstermeye hadi bakalım tam kısmından başlayalım evet başlıyoruz 264 tam demiştik peki bu iki hangi basamakta birler onlar yüzler o zaman 2'nin basamak değeri nedir 2 çarpı 100 öyle değil mi? Evet hemen ne yapalım? Eşittir 200 yazalım. 200. Peki 6 birler onlar basamağında. O zaman ne diyeceğiz ona? 6 çarpı 10 o da eşittir 60. Ve 4 birler basamağında. O zaman 4 çarpı 1 o da eşittir 4. Peki hemen kesir kısmına geçelim birlikte. Evet ilk bakacağımız sayı 2. 2'nin bulunduğu basamak onda birler. Bakın benim modellerimden de 2 tanesi 2 tane onda birlik ne yapmış buraya gelmiş ve ben bunu bunları buraya koydum. Kaç tane onda birlik görüyorsunuz? 2 tane. 2 kere onda 1 diyeceğim yani. Evet yazıyorum 2 kere 0 tam 10'da 1 o da eşittir ne yapar? 0 tam 10'da 1 0 tam 10'da 1 daha 0 tam 10'da 2 yapar değil mi? Bak burası Şimdi gelelim bir. Bir 1. 1 nerede? %1'ler basamağında. Kaç tane yüzde birlik var? 1. Bir. O zaman 1 kere %1 yazalım. Bakın göstermeye çalışıyorum. Gördünüz mü? 1 kere %1, %1 yazdım. Evet, 1 kere %1 0 tam. %1. Peki şimdi sırada 5 var. 5 binde birler basamağında kaç tane binde birlik olması gerekiyor? 5 tane. 1 2 3 4 5. 5 tane binde 1. Yani 5 kere binde 1 5 ee, binde 5 yapar. Öyle değil mi? Yazalım. Yazdım. Evet 5 kere binde 1, değil mi? 0 tam binde 5 yapar. Evet çözümlemesini yapmış olduk bu sayının. Evet çözümlemeye çok benzediği için ben çözümleme dedim ama ne yaptık? Basamak değerlerini gösterdik. Hadi bir alıştırma daha yapalım. Evet sayımız hazır. 513 tam. 1000 de 405. Ne yapıyorduk? Kısımlarını bir yazalım. Buranın kısmının adı tam kısım. Tam kısım. Yazdık. Burası kesir kısım. Kesir kısım yazdık. Nereden başlıyordum? Tam kısmından başlıyordum. 513 tam demiştik ve nereden başlayacağım? 5'ten başlayacağım. 5 hangi basamakta? Birler, onlar, yüzler. Yani diyeceğim ki 5 çarpı 100. O da eşittir 500. Güzel. Bir ile devam edeceğim. 1 hangi basamakta? Onlar. Evet, birler, onlar. 1 bir kere 10 eşittir 10. Devam ediyorum. 3 birler basamağında. O zaman 3 kere 1 eşittir 3. Dedikten sonra bakın tam kısmının e, basamak değerini göstermiş oldum. Şimdi sırada ne var? Evet, şimdi sırada sevgili çocuklar kesir kısmındayız. Bakıyoruz şimdi kesir kısmında ne var? Kesir kısmında, kesir kısmında evet 4 e, var. 4 onda birler basamağında. Kaç tane onda birlik varmış? 4 tane. Bakın elimde gösteriyorum size. 4 kere onda bir yazıyorum hemen. Evet yazdım 4 kere 0 tam onda 1. Evet ne yapar? 0 tam onda 4 yapar. Buradaki gibi. Devam edelim. 0'da sıra. 0 ne? Yüzde birler basamağı. Yani hiç yüzde birlik yokmuş. 0 çarpı e, 0 tam yüzde o da eşittir. 0 Değil mi? Peki devam edelim. Şimdi sırada 5 var. 5, 5 kere ne var? Evet bakın 5 kere binde birlik var. Bunların her biri binde bir sevgili çocuklar. Peki ne yapar? 5 t kere binde bir. Evet yazdım. 5 kere sıfır tam binde bir. 0 tam binde 5 yapar. Öyle değil mi? Evet sevgili çocuklar bakın çözümlemeyi de ne yapmış olduk sizlerle birlikte yapmış olduk. Yani bir videonun sonuna geldik. O zaman bir başka videoda buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.